Dördüncü sınıf trafik ve ilk yardım dersi, ikinci dönem ikinci örnek yazılı ve soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Boşluk doldurma, eşleştirme, doğru yanlış test soruları var. Önce dur, puan değerleri var zaten yanında. Kendin çözmeye çalış, aldığın puanı bizlerle paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılılar için kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayalım. İlköğretimvideo.com, derstekrar.com bana ait olan internet siteleri. Buradan da yine konu anlatım, soru çözüm, diğer ders videolarını ve diğer sınıfların ders videolarını takip edebilir, izleyebilirsiniz. Yazılımımızın A bölümü. Aşağıdaki kavram şemasında ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden 5 tanesini yazınız diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, burada işte altıncısını eklemiş, antiseptik solüsyon şeklinde. Çok var aslında, yani 20 parçaya yakın vardır. Düdüğünden el fenerine, ilk yardım el kitabı, kurşun kalem bile olması gerekiyor. Eldiven, yara bandı vesaire. En bilinenleri yazalım mesela buraya. Mesela üçgen sargı bezi sevgili öğrencim. Bir numarada üçgen sargı bezimiz. Bir şeyi tutturmaya çalışırsın çengelli iğne ile. Çengelli iğne getiriyorum iki numaraya. Yara bandı olmazsa olmazı, ilk yardım çantalarının sevgili öğrenciler. Yine flaster olması gerekiyor. 4 numarada makas yazıyorum bir diğeri de. Elastik, bandaj, tıbbi eldiven, açık renk plastik, örtü, not defteri, steril, hidrofil, gaz bezi, büyük sargı bezi. Yani çoğaltabiliriz. Benim aklıma bunlar geldi sevgili öğrenciler. Yazılımımızın B bölümü 15 puan değerinde. Aşağıda ilk yardım faaliyetlerinde hangi malzemeleri kullanacağımızı uygun yerlere yazınız diyor. Ekranda 3 tanesini görüyorsun. 2 tane daha gelecek sevgili öğrencim. Baktığım zaman burada üçgen sargı bezi, yara bandı, esmark bandajı, antiseptik solüsyon, alüminyum yanık örtüsü. Diyor ki küçük yaraları kapatmak için kullanılır. Yara bandından bahsediyor. Getirdim hemen yara bandına. Yaptığın her doğru 3 puan sevgili öğrencim. Yanıklarda hastanın dış ortamla temasını kesmek amacıyla kullanılır. Bu da alüminyum yanık örtüsüdür. Bunu da böyle getirelim. 3 numaraya baktığım zaman kol ve bacak kanamalarında kanamayı durdurmak için kullanılır. Esmark bandajından bahsediyor. Bunu da getirdik sevgili öğrenciler. Diğer ikisi geliyor. Bir diğeri yaraları temizlemek amacıyla kullanılan sıvı burada antiseptik solüsyondur. Getirdik. İncinme ve burkulmalarda da kullanılan üçgen sargı bezi. Bunu da buraya getirdik. Yaptığın her doğru 3 puan olarak hesaplayabilirsin. Sevgili öğrenci bebelerimiz, 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara ait matematik canlı derslerimiz haftanın 2 günü akşam 7'den sonra birer saat olarak İbrahim Hoca tarafından verilecektir. Katılmak isteyenler 507-215-26 ile 8 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi edinebilirler. Öğrencilerimiz İbrahim Hoca ile hem bol bol soru çözsünler hem de soru çözerken yeni yöntem ve stratejileri öğrensinler. Ve yazılımımızın C bölümü toplamda 10 puan, yaptığın her doğru 2,5 puan olarak hesaplayabilirsin. Aşağıda verilen olaylar karşısında kimlerden yardım istemeliyiz? İtfaiye, ambulans, polis, jandarma numaralarda 110, 112, 155 ve 156. Şimdi sevgili öğrencim baktığım zaman burada dağ başında kaybolmuş biri. Burada sen jandarmadan yardım istemen gerekiyor. 4 numara. Yani kırsal yerlere daha çok askerler bakıyor. Yanındaki resme baktığımız zaman kaza yapan bir iki araç görüyorum. Burada da hemen senin acilen 112 ambulansı araman gerekiyor. 2 numarayı da buraya yazdım. Buraya baktığım zaman bir yangın, itfaiye arayacaksın. 110 numara ile bir yazdık. Ve bir hırsız görüyorsun. Burada da polis imdat 155 numarayı araman gerekiyor. 4, 2, 1, 3 sıra şekilde yaparsan 10 puan daha hesaplama yapabilirsin. Ve yazılımızın D bölümü doğru yanlış ifadeleri aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz diyor. İlk ifademiz motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur. Doğru bir bilgi. İlk yardımı uygulayan kişi sakin ve soğukkanlı olmalıdır. Doğru bir bilgi. 112'yi istediğimiz her konuyu sormak için arayabiliriz diyor. Arayamazsın sevgili öğrencim. Arayıp PUK kodunu soranlar oluyor. Ya da evden yemek tarifi soranlar oluyor. Bu yanlıştır tabii ki. Oradaki hattı bizim meşgul etmememiz gerekiyor. Yanlış bir bilgi. Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak tehlikelidir ve yasaktır. Doğru bir bilgi.
Trafik kurallarına uymayanları sert bir şekilde uyarmalıyız. Hayır sevgili öğrenci. Sert diyor burada bak. Yanlış bilgi olur. Yani trafik kurallarına uymayanları uyarmalıyız olması gerekiyor. Sert bir şekilde bir kavga çıkıyor anlamı var sanki. Bir boşluk doldurma bölümümüz daha var. Toplamda 10 puan değerinde 5 madde. 3'ünü ekranda görüyorsunuz. 2 tane daha gelecek. Aşağıda verilen sözcükleri ilgili cümlelere uygun biçimde yazınız diyor bize. Sorumluluğu, çantasını, trafik polisinin, hayat ve toplumu kelimeleri. Doğru yapılan ilk yardım nokta nokta kurtarır. Doğru yapılan ilk yardım hayat kurtarır. Sevgili öğrencim, ilk yardım yapmasını bilmiyorsan lütfen yanaşma. Uğraştığın şey bir can, bir hayattır. Dolayısıyla yanlış bir uygulama da insanı canından edebilir. Trafik kurallarının etkin bir şekilde uyulmasında görevli kurumların yanı sıra bireylerin de sorumluluğu vardır olması gerekiyor. Buraya da sorumluluğu kelimesini getirdim. Trafik kazalarının sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar kişiyi ve nokta nokta etkiler. Bu sorunlar kişiyi de etkiler, toplumu da etkiler. Toplumu kelimesini getirdim. Diğer ikisine bakalım hemen. İlk yardım nokta nokta bulunan malzemelerin nasıl kullanıldığını öğrenmeliyiz. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin nasıl kullanıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Trafik akışını ve düzenini sağlamak trafik polisinin bir görevidir. Buraya da trafik polisini getirdim. Sevgili öğrenciler, ekranda 5. sınıf bana ait olan konu anlatım soru çözümlü eğitim DVD'sini görmektesiniz. Birincisi ana DVD, içerisinde Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi derslerine ait konu anlatım, soru çözüm, alıştırma, etkinlikler, DPYB soruları ve yazılı soruları bulunmaktadır. 714 ders videosundan bahsediyorum, 152 saatlik bir anlatım. İkincisinde ise binlerce soru çözümü var. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi dersine ait. 194 ders videosu, 32 saatlik bir anlatım. İlköğretimvideo.com adresine girerek DVD satış bölümünden 5. sınıf DVD'de ayrıntılı bilgiyi edinebilir, siparişinizi verebilirsiniz. Ve yazılımımızın F bölümü aşağıdaki sorulardan doğru olan seçeneği işaretleriniz. Çoktan seçmeli test sorusu toplamda 10 tane, her biri 4 puan değerinde. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında sürücüden kaynaklanan hatalardan değildir? Sürücü alkol kullanırsa, sürücü uykusuz kalırsa, sürücü aşırı hız yaparsa trafik kazaları olabilir. Ama yolun bozuk oluşu sürücüyle değil, yol ile alakalı ilgili bir durum. Doğru cevabım D seçeneği. 2 numara trafik kazaları en çok hangi unsurdan kaynaklanır? Trafik kazaları aracın kendisinden de olur, çevre koşullarından olur, iklimden yani hava durumundan olur, yoldan olur ama en fazla insandan kaynaklanır sevgili öğrenci. %90'ın üzerinde. Doğru cevabım A seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz sorular 4'er puan değerindeydi. Bu açıklamalara göre yukarıdaki öğrenciler trafikte hangi seçenekteki hava koşullarına karşı önlem almışlardır diyor bize. Bugün okula giderken buzda kaymayan ayakkabılarımı giydim. Markete giderken tutunarak yürümeye özen gösterdim. Burada yerin yani kar yağ yerin buz içerisinde olması gerekiyor. Demek ki karlı bir hava koşulu var. Cevabımız B seçeneği. 4 numaralı sorumuz, yaralıların yaşamını kurtarmak, durumlarının kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde ve eldeki olanaklarla yapılan uygulamaya ilk yardım denir. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorum, aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması gerekli değildir diyor bize. Çocuklar ilk yardım yaralanmalara karşı pamuk, sargı bezi, bu sargı bezini kesecek bir makas. Ama el kremi biraz da elinin çatlaklığını gidermek için. Bu da zaten ilk yardım çantasında olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Cevabım A seçeneği. 6 numaralı sorumuz aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Karayolunda karşıya geçerken üst geçitleri, alt geçitleri kullanabilirsin. Doğru bir davranış. Trafik polisinin uyarılarına dikkat edersen doğru bir davranışta bulunmuş olursun. Trafik ışıklarına dikkat ederim dersen doğru bir davranışta bulunmuş olursun. Okula eve en kısa yoldan giderim değil en güvenilir yoldan giderim demesi gerekiyordu. Cevabım C seçeneği. 7 numaradayım. Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? Çocuklar en yakın sağlık kuruluşuna. Bu
Poliklinik olabilir, bu sağlık ocağı olabilir, özel bir doktorun muayenesi olabilir, hastane olabilir. Yani bir hastane diye tutturmayacağız değil mi? Çünkü çok uzakta olabilir, oraya yetişene kadar daha farklı şeyler olabilir. En yakın sağlık kuruluşu cevabım B seçeneği. 8 numaralı sorumuz, ilk yardımın amacı nedir? İnsanların hayatını kurtarıyorsun. İnsanlara hava atmak için yardım yapılır mı? Para kazanmak için de olmaz. Bozulan aracı tamir etmek, bu motorcuların, tamircilerin görevidir. Hayat kurtarmak tabii ki. Cevabımız B seçeneği. 9 numaralı sorumuz, kaç yaşından küçük çocukların ön koltukta yolculuk yapmaları yasaktır? Sevgili öğrenciler, ön koltukta eğer anne ya da babanla yolculuk yapmak istiyorsan yaşının 10 olması gerekiyor. Eğer 10 yaşından küçük isen ön koltukta yolculuk yapmak yasaktır. Cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi trafik güvenliğine katkı sağlamaz? Saygılı olmak, birbirimize karşı sorumlu davranmak, sabırlı olmak trafik güvenliğine katkı sağlar. Olumlu duygular olacak, tamam mı? Olumlu davranışlar. Ama sinirli olmak bu trafik güvenliğine katkı sağlamaz. Aksine çok büyük zararları olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılılar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sevgili öğrenciler, bütün öğrencilere başarılar diliyorum.